İstanbul Gedik Üniversitesi Hukuk Fakültesi olarak İnsan Hakları Uygulama ve Araştırma Merkezi, Azerbaycan, Ermenistan ve Dağlık Karabağ konularının insan haklarıyla son derece yakın ilişkisi olması sebebiyle bu konuyu İstanbul Gedik Üniversitesi'nin öğrencilerine ve Hukuk Fakültesi öğrencilerine bilgilendirmek için bir program yapmayı düşündü. Ve bu programda konuşmacı olarak yine İstanbul Gedik Üniversitesi'nin Kamu Hukuku Öğretim Üyesi Doktor Ural Aküzüm'ü davet ettik. Hoş geldiniz diyorum. Hoş bulduk diyorum. Hocam, saygılarımla. Orhan Çekiç hocama da hoş geldiniz diyorum. Efendim, her zaman kendisinden yararlanıyoruz. O nedenle bu programda da yer almasını istedik. İnsan Hakları Merkezi olarak bu konuyu niye gündeme aldım? Çünkü dünyadaki jeopolitik hareketler ve dünya siyasasının değişmesi insan haklarını da doğrudan doğruya ilgilendirmekte. Ve insanlar gelecekleri açısından hangi ülkenin hakimiyetinde olacakları veya özgürlüklerinin olup olmayacağı konularında hep tereddüt içindeler. Göçler bu sebeplerle meydana geliyor. Bu açıdan günümüzde önemli olan yöre Azerbaycan, Ermenistan olduğu için bu konunun üzerinde durmak istedik. Ben bir iki kelime ile şunu açıklamak istiyorum. Rusya'nın Ermenistan, Azerbaycan, Dağlık Karabağ üzerinde çok büyük evelleri var ve Rusya jeopolitik olarak geçmişten itibaren uyguladığı proje ve program sebebiyle Azerbaycan'ın Nahçıvan'la olan arasına Zengezur dediğimiz bir bölgeyi ayırarak İran'a kadar Ermenistan'ın sınır olmasını istemiş. Şimdi de gene dünyanın yeni jeopolitik haritasında, bu tabii bu harita aynı zamanda ekonomik ve siyasi bir harita, Hazar Denizi, Karadeniz ve Basra Körfezi üçgeni var. Bu koridor son derece önemli ve bu koridordaki gelecekte alınacak olan siyasi kararlar, bu bölgede Transkafkasya'da yaşanacak bütün geleceği, ekonomik, teknolojik, siyasi geleceği ilgilendirecek. Bu nedenle gerçekten öğrencilerimizin açısından da önemli, üzerinde duruyorum ve vurguluyorum. Bu bölgelerle ilgili konuları çok iyi inceleyiniz ve kulaktan dolma açıklamalara yer vermeyiniz diyorum. Evet, sizinle başlayalım. Bana birazcık Azerbaycan'ın tarihinden bahseder misiniz? Çünkü bugün gündemde olan ve Avrupalı dostlarımızın Amerika ile birlikte olarak Türkiye'den Azerbaycan'daki ilişkilerini azaltmasını, hatta Azerbaycan'dan bir şekilde çekilmesini istiyor. Elini çek talimatını verdiğini görüyoruz. Bu açıdan bu konular hakkında ne diyeceksiniz? Evet. Tarihini belirtirseniz Türkiye ile arasındaki ilişki ortaya çıkmış olacak. Evet. Şimdi hocam, Azerbaycan aslında tam bir Türk yöresi. Yani Orta Asya'dan ta kavimler göçünden bu yana gelen oradaki Oğuz Türklerinin kayı boyu mesela Azerbaycan yolu üzerinden 1299'da Osmanlı kuruluşuna giden yoldan geliyorlar. Ve Azerbaycan tarihine, modern tarihine baktığınızda bir coğrafi bölgenin adıdır. Yani Azerbaycan, Azerbaycanlı diye bir şey yok. Onlar Türktür. Azerbaycan Türk'ü diyoruz. Çünkü Azerbaycan bir coğrafi bölgenin adı. Ve bugün İran'ın aşağı yukarı %60'ını kapsayan bir bölgeye de Güney Azerbaycan adı veriliyor. Orada yaşayanlar da Türktür. Özellikle Tebriz'in merkeze aldığı bölgede. Azerbaycan'ın tarihine baktığımızda tabii çok acılar çekilen bir coğrafyada yaşanan bir tarih olduğunu söyleyebiliriz. Ünlü Avusturyalı tarihçi Stefan Zweig'in bir kitabı vardır, Yıldızın Parladığı Anlar diye. Bu kitapta şöyle bir şey ifade ediyor. İşte Tanrı dünyayı yaratırken elinde
işte her yere disiplinlileri İskandinavya'ya koymuş, Norveç'e, işte tembelleri işte Latin Amerika'ya koymuş, işte en garibanları Afrika'ya koymuş, en işte güzelleri Rusya'ya koymuş. Elinde böyle bir milletler kalmış diyor Stefan Zweig. Onları da dağlık neresi var oraya atayım bunları demiş. Onları en çok dağlık bölge olan Güney Kafkasya'ya atmış. Orada hepsi birbirine karışmışlar. Balkanlara da atmış orayı. Ve oralardaki o etnik karışıklıklar hep böyle büyük kavgalara, savaşlara neden olmuş. Böyle bir anekdot var. Azerbaycan'ın tarihinde en önemli tarih tabii Sovyetler Birliği'nin kuruluşunu öncüleyen 1917'de Brest-Litovsk Anlaşması. Bizim Doğu cephesini kapatan Bolşevik Devrimi. Bolşevik Devrimi oluyor. Lenin İsviçre'den trene biniyor ve Sovyetler Birliği coğrafyasına gidiyor ve Rus Çarı 2. Nikolay'ı deviriyorlar ve Bolşevikler bir devrim yapıyor. Bu arada Rusya'da büyük bir hesaplaşma yaşanıyor Çarlık Rusya'sında. Özellikle Romanov ailesine yönelik çok büyük bir gönderme, onları idam etme, oradaki bütün siyasi eliti yok etme ve sosyalist, komünist düşüncede olan bir grubu oraya yerleştirme oluyor. Bu arada 1918'de Transkafkasya ve bir Türk ülküsünü ortaya koyan Sultan Galiyevçi bir grup 1918 yılında Azerbaycan Devleti'nin ilk bağımsızlık mücadelesi orada başlıyor ve bir devlet kuruluyor. O devlette bir cumhuriyet. Hatta Mehmet Emin Resulzade'nin çok güzel hem şiirleri hem böyle siyasi söylevleri var ve Mustafa Kemal Atatürk'ün de ulu önderimizin de bundan etkilendiği söyleniyor. Peki bunun sınırları nedir? O zaman Revan Hanlığı dediğimiz yer mesela Güney Azerbaycan'daki ilk yani Kuzey İran'daki bir bölge. O dönemde onun sınırları bütün bu bölge. Yani ta Basra Körfezi'nin kuzeyinde belli bir yere kadar Fars egemenliği var. Onun üstü tamamen Azerbaycan. Oldukça geniş bir coğrafyada. Yani şöyle Bakü falan. Bakü falan zaten içinde. İçinde. Yani Rusya'ya kadar evet. Diyoruz. Oradan peki Ermenistan'ın durumu ne? Ermenistan'ın tamamı da neredeyse şey. Ermenistan diye bir şey yok o zaman. Bir şey yok. Evet. O zaman 1918 yılında bu devlet ilan ediliyor. Peki fakat Ermenileri oraya yerleştirme ama 1918'den önce başlamıyor hayır mu? Hayır hocam. Çünkü neden onu da anlatayım. Hocam Ermeniler diye bir olgu o zamanlar yok. Dünyadaki en etnik ve en sert milliyetçiliklerden bir tanesi Ermeni milliyetçiliğidir. Taşnak milliyetçiliğidir. Yani doğrudan muhatabını yok etmeye dönük bir milliyetçiliktir. Anadolu'da da bunun çok acılarını çektik. Sonra maalesef o tehcir olayları yaşandı. Sırp milliyetçiliği de bunlardan biridir mesela. Bunlar sert milliyetçilikler. O zaman Ermeni tehcirinden sonra bu bölgede yani Ermenistan bölgesinde kalan Ermeniler Anadolu'dan gelen Ermeniler değil. Onlar batıya göçüyorlar. İşte Suriye'ye gidiyorlar. Onlar Suriye üzerinden Amerika'ya gidiyorlar. Evet. O tehcir sırasında yaşanan değil. Burası zaten yerleşik. Yani tırnak içinde dağ Ermenileri diyebileceğimiz taşralı Ermeniler. Fakat Erivan değil aslında oranın adı. Revan. Revan Hanlığı. Revan Hanlığı'nın benim yeri, annemin anneannesi evet. Revan'da doğmuş mesela. Orası bir Türk kentiymiş Revan Hanlığı. Bir Türk hanlığıymış. Hatta bazı tarihsel kaynaklar diyor ki Bakü'nün çoğunluğu Ermeniydi, Erivan'ın çoğunluğu Azeriydi. Yani Azerbaycan Türküydü. Doğru mu bu? Yani tartışmalı ama yani nüfuslar dengeli. Yani Ermenilerle Azerbaycan Türkleri bir arada yaşıyor. Ama devletleri yok. Hayır devletleri yok. Osmanlı'daki gibi. Osmanlı'da da hocam laf aramızda tehcir olmasaydı bugün Türkiye Cumhuriyeti'ndeki en büyük etnik azınlık Ermeni azınlık olacaktı. Yani aşağı yukarı resmi rakamlara göre 1,5 milyon, gayri resmi rakamlara göre belki daha da fazla olan. O zaman Cumhuriyet kurulduğunda Anadolu'nun nüfusu değil mi hocam? 10 milyon civarındaydı. Evet. Bu 10 milyonun 1,5-2 milyonu üreme hızına göre baktığınızda ne olurdu? Türkiye Cumhuriyeti'nin neredeyse nüfusunun %10'u 12'si falan en azından Ermeni yurttaşları olacaktı. Dolayısıyla Azerbaycan tarihinde sonra önemli bir şey oluyor. 1920'de Bolşevik devriminden sonra Kızıl Ordu'yu toparlıyorlar. İşte Lenin, o zaman Stalin, o ekip ve gelip Azerbaycan'ı o dönemde Mehmet Emin Resulzade'yi falan ortadan kaldırıp Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği'nde Azerbaycan Sosyalist Cumhuriyeti'ni kuruyorlar. Ve bu cumhuriyet kurulduktan sonra da 1921 yılında ne oluyor? Kars Anlaşması. Şimdi tarihi bir şeyden geliyoruz.
Ondan sonra da Sovyetler Birliği'nin bir parçası olarak Azerbaycan, Sovyetler Birliği'nin eşit bir parça, güçlü bir parçası olarak iyi siyasetçileri var, iyi bilim adamları var, iyi bir kültür var. Orada köklü bir kültür var ve Azerbaycan orada ta 1989 Berlin Duvarı'nın yıkılmasına kadar Sovyetler Birliği'nin bir parçası oluyor. Bu arada Hazar petrolleri var. Yani bu jeostratejik önemi haiz. Dünya ham petrol rezervinin bugün %5,5'u Irak Cumhuriyeti'ndedir. Yani Irak dediğimizde Basra Körfezi, işte güney, Şii bölgesi, ortada Necef, Kerbela, kuzeyde de Kürt bölgesi. 1,5-2 milyon insan öldü Körfez savaşlarında. Ama dünya ham petrol rezervinin %5,5 olan Irak'ın nüfusu şu anda 50 milyon. Ama Azerbaycan'ın nüfusu 8 milyon. Dünya ham petrol rezervinin %3'ü tespit edilebilmiş Azerbaycan'a. Çok önemli bir şey. Yani halka refahı dağıtabileceğin bir şey var. Yeraltı kaynağı var, değil mi? O yüzden de Azerbaycan çok önemli. Sadece bizim köklerimiz, tarihi köklerimiz açısından değil. Yeraltı kaynakları yönünden de çok önemli. Ve 1989'da Berlin Duvarı, Perestroika ve Glasnost politikalarıyla işte Gorbaçov döneminde bu Sovyetler Birliği dağılıyor. Ondan sonra 1991 yılında da Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği dağılıyor ve Bağımsız Devletler Topluluğu kuruluyor. Bu arada 1992 yılında o dönemde Azerbaycan'daki bağımsızlık hareketlerinde Ebulfez Elçibey, Musavat Partisi'nin lideri, siyaseten ön plana çıkıyor. Bu bir asker. Ebulfez Elçibey Türkçü bir adam, yani Türk milliyetçisi bir insan. Ve ondan sonra Ermenilerle, Ermenistan da bir Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti oluyor tabii, ayrı bir cumhuriyet olarak. Ve Ermenilerle bir savaş başlıyor. Ermenistan Silahlı Kuvvetleri, Azerbaycan'ın topraklarının %20'sini teşkil eden Dağlık Karabağ'ı işgal etmeye kalkıyorlar ve oraya işgal ediyorlar. Oraya gelmeyin şimdi de. Tamam. Çünkü... Yani Azerbaycan tarihine baktığınızda kuruluşu, sonra Sovyetler Birliği'nin bir parçası oluşu, sonra yeniden bağımsızlığını kazanması ve sonra yaşananlarda şimdilik böyle bir noktaya gelelim. Evet. Ve tabii ki Hazar Denizi. Çok ilginç bir bilgi daha vereyim. Hocam biliyorsunuz Türklerin İslamiyet'le tanışması Talas Savaşı ile oluyor. Evet. Dandanakan Savaşı, sonra Talas Savaşı ile oluyor. Talas Savaşı'nda Türkler İslamiyet'le tanıştığı zaman orada bir öbek Türk boyu kalıyor. Ve bunlar da din olarak Yahudi dinini, Musevi dinini seçiyorlar. Ve bunlara Hazar Türkleri adı veriliyor. Ve bir devlet var hatta tarihte, Hazar Türkleri diye. Evet. Hazarlar diye bir devlet var. Bu bir Türk devleti. Irk olarak, yani etnik olarak Türk ama din olarak Musevi. Zaten İran'da Museviler var yani, evet, yaşayanlar. Ve onlar bir bölgede yaşıyorlar. Evet. Ve, evet, ve ben İsrail'e gittiğimde Kadima Partisi, Livni vardı Kadima Partisi'nin lideri. Knesset diyorlar İsrail'e, böyle bir ateş vardır. Altı olmayan bir ateş vardır o parlamentoda. Orada bir toplantıda İngilizce konuşurken adamın aksanından hissettim. Bunda Azerbaycan'la ilgisi bir şey var. Sordum Aryegut diye bir adam, hiç unutmam. Dedi ki ben dedi Azerbaycan Yahudisiyim dedi. Azerbaycan'da hala böyle bir %3-4 kadar bir Yahudi Türkler var, o Hazar Türklerinden kalan. Bu da önemli bir şey. Çünkü Hazar Türkleri ve Yahudi Türkler hala İsrail'de ve Doğu bloku, eski Doğu bloku ülkelerinde etkili. Ticarette, siyasette falan etkili olan bir toplum. Mesela Türkiye'de büyük yatırımlar yapan, Moskova'dan gelen Telman İsmailov vardı. Mardan Palace diye bir otel yapmış. Mesela o hem Yahudidir hem Azeridir mesela. Gibi. Evet, evet. Hocam, bu Azeri Devleti'nin kuruluşunda sizin eklemek istediğiniz bir şey var mı? Bu Zengezur'un Rusya'dan mülhem olarak ayırması ve politikası açısından Nahçıvan'la Azerbaycan'ı ayırması, onunla ilgili, evet, bir eklemeler yapabilir misiniz? Hocam birkaç not aldım ben anlatım sunarken. Özellikle benim dikkatimi çeken noktalar konusunda. Biliyorsunuz Osmanlı İmparatorluğu döneminde 4. Murat bölgeyi fethetti. Dolayısıyla Topkapı'daki Revan Köşkü, Ermeni'nin Erivan dediği, sevgili, evet, hocamın da onlar Erivan der biz Revan deriz dediği var. Evet. Dolayısıyla
1780'li yıllara kadar Osmanlı Devleti'nin yönetimindeydi hocam bu bölgeler. Yani bizim bir paşamız yönetiyordu orada. Evet. Ve söylenen şey çok doğru. Ermeni milleti diye ortada bir millet yok. Ermeniler sadece kiliselerdeki cemaatleri dolduracak nitelikte, sayıda vesaire böyle bölge olarak yaşıyorlar. Sonradan hanlığa dönüştürülüyorlar o yüzden. Devlet kuracak kadar bir halleri yok. İşte Azerbaycan hanlığı, yani İran'ın yönetiminde 4 tane hanlık oluşuyor. Bunlardan bir tanesi Ermenistan hanlığı, Ermenilerin. Çünkü bunlar sadece birkaç tane kilisenin halkını, cemaatini teşkil edecek kadar bir Ermeni var ortalıkta. Yok Ermeni normalde. O yüzden Ermeni milleti yok, Ermeni devleti yok. O bakımdan Azerbaycanlılar, özellikle bir Azeri profesör hocamız vardı Sakarya Üniversitesi'nde, onun yazdığı kitapları okudum. Haklı olarak içini döküyor orada, kendisi de bir Azeri Türk olarak. Ve Azerbaycanlılar belki Azeri Türk'ü denmesine de karşılar. Türk çünkü yani, Azerisini niye ekliyoruz ki oraya? Türk ve öylesine Türk ki yüzlerce senedir oturduğu yere İran'ın desteğinde ona paralel olsun, ona bir ağırlık verirken denge unsuru olsun diye Ermeniler toplanıp derlenip bir yere konmuşlar. Sen şimdi han oldun demişler. O hanlık zaman içerisinde Müslümanların aleyhine olarak büyümesine imkan bulmuş, imkan sağlanmış. Bugünkü bu dengesiz durumlar da olmuş. Buna isyan ediyordu. Yani bölgenin halkı Türkler. O kadar Türkler ki coğrafyanın içerisindeki 3-5 tane kilisede cemaat olarak ancak yaşayan Ermeniler var. O Ermeni cemaatleri bir hanlık altında olsun diye ortaya konan bir olay var. Ama belki konumuz buraya gelmeyecektir. O bakımdan ben bir cümleyle ekleyeyim. 1706 yılında hocam bir keşiş Petro'ya gider. Moskova'ya. Tek kurtuluş yollarının bir şekilde Rusların desteğini almak olduğunu bilirler. Çünkü kendilerini yönetenler de İran. Bunlar İran'ın hanlıkları. Yani devletin sahibi İran. Kime ihanet etmiş oldular Ruslarla birleşip? İran'a. Osmanlı'ya da aynı şekilde yaptılar. Bize de ihanet ederek Ruslarla birleşmeye ona gittiler. Dolayısıyla bu keşiş gider Petro'yu ikna eder. Der ki sen büyümek istiyorsun mütemadiyen, yer arayıp duruyorsun, Hazar'a gelsene. Dolayısıyla bir Hazar'a bir keşif olayı var Petro'nun, çok ünlüdür bu. 3 sene sürer. 3 generalini bölgeye gönderir. Biz de elimizden geleni yapacağız der. Yani kendi ana vatanını satar. Gel, işte savaşa gir, biz de sana destek verelim, sen burada imparatorunu yay. İşte o Petro Hazar'a çıkıp bölgeyi işgal edince bunlara inanılmaz ölçüde büyük geniş topraklar vererek bütün Ermenileri aynı yerde topladı. Bunların bir devlet şekline, hanlıktan çıkıp devlete dönüşmesine imkan sağladı. Sadece şu aşamada böyle bir katkı mı bulunsun? Peki bu, hocam bu Rusya'nın Zengezur koridorunu yapmasındaki politik neden bugün için bize nasıl bir siyasetin uygulanmakta olduğunu gösterebiliyor. Hocam şimdi Rusya'nın ana teması zaten bölmek, parçalamak, içine girmek var. Nahçıvan olayına bakacak olursanız görürsünüz. Azerbaycan topraklarının içerisinde bıçak gibi bir yere girip kalan bölge, işte Karabağ. Deminki espri içerisinde ben gülümsedim. Zannettim ki o karma karışıklık sonucunda Karabağ diyeceksin sandım. Sen bir olaya girdin ve Karabağ'ı anlatıyorsun zannettim. Ana hedefleri zaten böyle bir şey. Yani sizin böyle kalbinize kadar girip, bölüp, sizin oraya erişmenize imkan vermeyecek bir koridorları aşma vesaire Rusların çok eteden beri hedef olarak güttükleri bir şey. Coğrafi açıdan son derece kendilerine göre haklı ve doğru. Ama bir Azeri Türk'ünün durumuna bakacak olursanız vatanın bölünmesinin bir farkı yok. Dolayısıyla kalbine saplanmış bıçak gibi bir olay. Evet, evet. Ne yazık ki. Evet, peki ben her ikinize de sormak istiyorum. Şimdi bu bölgelerde ve de İran'ın birçok büyük yerinde bir Selçuklu İmparatorluğu. Bu Selçuklu İmparatorluğu'nun o Büyük Selçuklu'nun halkları çok değişik herhalde, evet. Değil mi? Evet. Orada Türk olarak niteleyeceğimiz halk grubunun ikamet ettiği yerler, yoğun olduğu yerler bu Azerbaycan ve onun etrafı mı? Evet. Ve neden İran'la
Azerbaycan arasında kuzeyde kalan yer Azeriler ve İran hala tedirgin. Evet. Yani o konuda neler söyleyebilirsiniz? Evet hocam, arz edeyim. Şimdi hocam o dönemde Selçuklular döneminde Sasaniler var o bölgede. Sasani İmparatorluğu. Evet. Ve orası bir sultanlık gibi. Çok da güçlü. Çok güçlü. Askeri olarak da çok güçlü. Fakat Sasaniler de şöyle bir mesele var. O dönemde tabii ulus devlet veya etnik milliyetçi rüzgarlar henüz daha dünyada olmadığı için kavimler o dönemde birlikte yaşıyorlar. Ve Farslarla Türkler birlikte yaşıyorlar. Ve kim güçlüyse, kimin bileği güçlüyse şeydeki Fransa'daki devrimden önceki şey gibi işte o zaman süzerenler, vasallar o zamanki kesimler gibi birlikte yaşıyorlar. O hanlıklarda, o sultanlıkların altındaki küçük küçük öbeklerde böyle. Fakat Türkler her zaman bu bölgede etkin oluyorlar. Yani Hazar Denizi'nin doğu batısında bulunan bölge hep Türk oluyor. Güneyi de hep Fars oluyor. Ve Farslar, işte Kürtlerin zaman zaman dile getirdiği Medler var mesela Türkiye'nin güneydoğusunda. O Farslardan çıkma bir grup olduğu söyleniyor. O dönemdeki o karmaşık etnik yapı içinde Türk etnisitesini taşıyanlar Azerbaycan topraklarında, bugünkü Azerbaycan topraklarında hep oluyorlar. Tabii Anadolu Selçuklu İmparatorluğu da çok önemli bir, tarihimizde çok önemli bir devlet. Ve onun da Türkleşmesi, yani Türklükle bağını aslında bu Oğuz Türkleri sağlıyor. Yani bu Azerbaycan üzerinden buraya geçen Türkler sağlıyor. Ve bunlara Türk kelimesi de aslında bir süre sonra batıdaki coğrafya uzmanları veya batıdaki haritacıların o Türkiye, Türk'ü de bir coğrafi terim olarak kullanmaya başladı. Türkiye, evet. Yani Türkiye deniyor ona. Evet. Türklerin yaşadığı yer. Hatta bu Osmanlı'nın yani yükseliş devrinde başlıyor Türkiye denmesi. Türk etnisitesine orada vurguluyorlar. Çok doğru, çünkü İngiltere'de bir yayınlanan atlaslar var hocam, Türkiye yazıyor. 1825 daha. Yükselme devri dediği çok doğru. Evet. Kanuni dönemi. Zaten hocam. Türkiye. Anatolia şeyi de var. O da var. Anatolia diyor. Burada Türkiye diye de yazmışlar. Hocam Anatolia'da şu. Anatolia aslında bu Hititler falan dönemindeki. Yani Anadolu bura, ona Anadolu bura. Evet. Ama bir süre sonra oraya taşınan etnik grup oraya coğrafyaya da adını veriyor. Şimdi düşünelim. Şimdi İran konusuna gelecek olursak. Şimdi İranlılar Güney Azerbaycan lafından son derece rahatsız. Ben gittim Tebriz'e de Tahran'a da. Kardeşim evet. Güney Azerbaycan falan yok diyorlar. Geçin diyorlar. Neden rahatsızlar biliyor musunuz? Şimdi düşünün. Biz Kuzey Kürdistan dendiğinde nasıl rahatsız oluruz? Onlar da ondan rahatsızlar. Ama şunu da size söyleyeyim. Bizim Türkiye Cumhuriyeti'ndeki Kürt meselesini konuşurken ki referans dünyamızda ne var? İşte Kürtler etnik bir İşte azınlık değil, Türkiye Cumhuriyeti'nin eşit yurttaşları, her ne kadar işte Kürt kimliğini Cumhuriyet sonuçta şey yapmıyor. Türk bir şeyin, bir kavram, anayasal bir yurttaşlık adı. Burada hepimizi kapsıyor bu falan diyoruz. Orada ama ticaret burjuvazisi Azerbaycanlı Türklerde İran'da. Yani hatta Hatemi bir Türk. Mesela İran'ın eski cumhurbaşkanı. İran'ın bütün o İran İslam devrimini yapan ekiplerin içinde işte Azerbaycan Türk'ü mollalar var. Yani Fars konusu bugünün İran'ında bir kültürel egemenliği sembolize ediyor. Ama ticari ve şey egemenlik, coğrafi egemenlik Türklerde. O yüzden de o Türkler, Çöregani diye bir profesör var. Bir İranlı bir Türk profesör. Mesela o milliyetçilik ateşini falan yakmaya çalışıyor ama İran'da oradaki Azerbaycan Türkleri mutlu hayatlarına. Evet. Çünkü etkinler, güçlüler. Peki orada. Bunlar Azerbaycan'da birleşmeyi bir ara istiyorlardı. Şimdiki istekleri nedir acaba? Hocam öyle değil. Çünkü şöyle düşünün. Yani belki şey bir benzetme olur. Egzajere bir benzetme olur ama. Kuzey Kore ile Güney Kore birbiriyle birleşmesi ne kadar olasıysa onlar da olur. Çünkü bir tanesi Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği'nin bir parçası olarak sekülerleşmiş tamamen. Hı hı. Yani İlham Aliyev'le karısı Mihriban Aliyeva bunlar mesela dünyada işte evet. Seküler Türklüğün evet. Şeyleri. Orası daha din odaklı bir şey var. Aralarında ciddi fraksiyonlar ve anlayış farklılıkları var. Dine yaklaşım yönünden, kültürel yaklaşım yönünden. Mesela dünyada bir Türk devletinde
ilk defa operanın, işte balenin olduğu yer Kuzey Azerbaycan, Azerbaycan Cumhuriyeti. Ama mesela Güney Azerbaycan daha çok ticaretin, tarımın olduğu bir bölge. O yüzden niye İran'da ben Mozart konseri dinledim, yani klasik müzik. Gittiniz mi hocam İran'a? İki kere gittim. Ama şöyle görüyorum. Mesela Türkçe konuşuyor birçok insan. Ben özüm Azeri diyor mesela. Evet. Yani, tabii. Türk hocam ya, o Azeri Tahran, değil. Tahran'da birçok insan özüm Azeri. Bir de hocam Azerbaycanlılar Türk Azeri lafını kabul etmiyorlar. Evet. Hele bugünlerde Çırpınırdı Karadeniz şarkısını okuyan bir kız var. Arasında çıkıyor Azerin diye. Evet. Diyor ki bize diyor Azeri diye demeyin. Bu bir Fars oyunudur diyor. İşte zaten biz Türk'üz diyor. Türk yani. Bizi Azeri demeyin. Biz Azeri değiliz diyor. Azerbaycan bir mıntıkanın adı. Aynen. Yani bunu da vurgulamak gerekiyor. Tabii. Hani Azerbaycan Türk'ü diye bir şey yok. Hayır, Türk Azerbaycan'da yaşıyor. Etnik olarak Türk. Evet. Dilimiz de aynı. Evet, yani bugün siz %60 oranında bir Azerbaycan'a gittiğinizde hocam, sizin gibi bir insan rahatlıkla hayatını %60-70 oranında sürdürür. Üstelik de çok keyifli bir dil. Yani benim ailemde hep çocukluğumdan beri... Ben konuşuyorum yani. Öyle mi? Tabii. Hocam, mesela çok... ben Düşirem. Düşirem. Siz yabancı diliniz Azerbaycan Türkçesi. Evet hocam. Ne dedim ama biliyor musun? Uçaktan iniyorsunuz değil mi? Evet. Evet. Şimdi gene ikinize soracağım. Çünkü ben bu konunun üzerinde çok böyle kalbim çarparak duruyor. Bu Nahçıvan'da Azerbaycan'ın arasının ayrılması ve ikisinin bir aynı tek bir milletken sonunda Nahçıvan Hanlığı mı diyorsunuz? Nahçıvan Hanlığı mı? Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti. Özerk Cumhuriyeti kuruluyor ve ikisi birbirinden ayrılıyor ve Türkiye'nin de orasıyla sınırı yok. Ama Mustafa Kemal Atatürk İran'da aradaki sınır çizilirken bir takım işlemler yapıyor. Bu konuda hanginiz acaba açıklamada bulunursunuz? Ben kısa bir katkı yapayım. Çok da haklı bir gerekçeye dayanıyordu ve bir kısmını Şah'la çözdü bunun. İran Şah'ının Türkiye'yi ziyareti esnasında. Özellikle PKK'ya benzer eşkıya olayları o dönemde de özellikle Doğu Anadolu'da ve Kürt kökenli olmak üzere yani vuruyor kaçıyor şeklindeydi. Küçük Ağrı çevresi böyleydi. Dolayısıyla biz bütünüyle dağı aldık. Van civarından toprak verdik Şah'a. Şah bunu hemen kabullendi. Dostluklardan kaynaklandı bu. Dolayısıyla geçiş, çıkış, yani kaçış... Yani bu İran sınırının düzeltilmesinde. Aynen. Bu ziyareti çok iyi kullandı Mustafa Kemal Atatürk. Ve hakikaten konuk olarak gelen devlet başkanı da aynı sevgiyle, saygıyla bağlı olduğu için en ufak bir itiraz dahi getirmedi. Toprak değişimi gibi bir şey yapılmış oldu. O konuyu çözdük. Kuzey, Doğu, Anadolu sınırlarında çok büyük sıkıntılar yaşıyorduk İran'la ilgili ilişkin olarak. Bunların çözümünü iki devlet başkanı karşılıklı oturarak çözmüş oldular. Çözdüler yani ve tek de yardımcı oldu. Ben önemli bir anı olarak, çünkü bunu aynı şeyi Yunanistan'la yapmaya kalkın ve başka devletle mümkün değil yani, yaklaşamazsınız da. Belli ki bölge halkının da aynı zamanda konuya bir yakınlığı var ki bu değişim oldu. Nahçıvan'la aramızda sınır yoktu. Orada bir aşağı yukarı 17 kilometre galiba bir yer oldu. O konuyla aslında ilgili... Var hocam aslında. Yani biz özellikle Kazım Karabekir Paşa'nın döneminde oldu bu olaylar. Kimin hocam? Karabekir Paşa'nın. Ha, evet. Yani askeri harekat oldu hocam. Şöyle bir şey oldu. Ben konuya buradan siz sorduğunuz için girmek durumunda kaldım. Kafkasya'da 3 cumhuriyet kuruldu hocam. Demin hocam bahsettiler. Ermenistan, Gürcistan, Azerbaycan. Ve bunlar içerisinden Ermenistan kasıtlı olarak olmak üzere bölgede bir Ermenistan devleti kurmayı Türkiye'deki Ermenileri tahrik etmek adına özel olarak planlamışlardı ve
dışarıdan baktığınız zaman yapabilecek herhangi bir şeyimiz yok. Ama öyle bir şey yaptık ki bir sorumluluğumuz var şu anda Karabağ'la ilgili olarak uluslararası ilişkiler açısından. Hocam Karabağ konusunda biz konuyu belli bir noktaya getirip Moskova Anlaşması'nı imzaladığımızda madde yazdık oraya. Buranın şimdi içine düşmüş olduğu durum yazdığımız maddenin 180 derece tersi. Ve o işin o şekliyle olacağının teminatı da Türkiye. Bunu Moskova Anlaşması'na yazdık. Yani şöyle bir şey yaptık. Ermeni Kazım Karabekir Paşa kovaladı bunları. Kaçtılar, kovaladık, yendik. Bu Kurtuluş Savaşı'nın en kritik zamanında oldu. Ermenilerin bize saldırması, Karabekir'in cevap vermesi. Lenin'den yardım geliyor, gelmiyor durumlarının tartışıldığı bir dönemdi. Saldıramadık, korktuk, çekindik. Lenin bunların tarafını tutuyor. Dedik acaba ekonomik yardıma engel olur mu? Dolayısıyla Lenin'in o yaklaşımı nedeniyle önce ağırdan aldık ama baktık ki çok azıtmış idiler. Bu taarruzu yaptık. Aleksandropol'a girdik. Anlaşmayı imzaladık. İmzaladığımız anlaşmanın onaylanması lazım hocam. Erivan işgal edildi. Ermeniler tarafından yaptığımız anlaşmanın imzalanması lazım. Anlaşma imzalandı, onaylanması lazım mecliste. Bu Erivan bu. Erivan'a gitmesi lazım sözleşmenin. Gidemedi hocam, Kızıl Ordu girdi Erivan'a. Dolayısıyla Kazım Karabekir Paşa devlet adına kendisi imza attı Aleksandropol Anlaşması'na. Ermeniler her türlü şartları da kabul ederek çekilmek zorunda kalmışlar. Fakat onaylatamayınca kadük kaldı bu, havada kaldı anlaşma. Hüküm icra edemez duruma düşmüş oldu. Mustafa Kemal o kadar akıllı bir şey yaptı ki o zaman. Moskova'ya gidin dedi. Bunun hemen arkasındaki anlaşma bizim Moskova Anlaşması'dır. Madem ki dedi, Rusya bu garantiyi veriyordu bize zaten. Lenin'in böyle bir sözü vardı. O zaman Moskova'ya gidin, Moskova imzası bu anlaşmayı. Nitekim Lenin, yani Rusya, hem Ermenistan'ın, hem Gürcistan'ın, hem Azerbaycan'ın işte bizim söylediğimiz şartları aynen riayet ederek kabul ettiklerine ilişkin sınır çizimleri falan filan filan her şey dahil olmak üzere Moskova Anlaşması'nı imzaladı. Peki o Nahçıvan'la yani Nahçıvan'a Türkiye'nin ulaşabilmesi için o küçücük yer evet. 32'de hocam, mi daha mı sonra oldu? Şimdi hocam şöyle. Mustafa Kemal Atatürk'e o zaman bu konuyu götürüyorlar. Nahçıvan'la bizim aramızda sınır olması mümkün. Çünkü orada bir böyle bir çıkıntı var. Orada İran'a doğru gidiyor. Evet. Atatürk'e diyorlar ki ya burada bir şey yapmak. Atatürk de Mustafa Kemal Atatürk de orada siyasi ideasını ortaya koyuyor. Orası Türk kapısıdır diyor. Ve bugün dil ucuğu sınır kapısı dediğimiz yer 13 kilometrelik bir yeri kendi parasıyla aldığına dair bir tarihsel bir vesika var. Bir anılarda bir şey var. Bununla ilgili çok detaylı bir bilgi yok. Fakat buraya Sederek bölgesi deniyor. Bu sayede Nahçıvan'daki Türk nüfus ile Türkiye Cumhuriyeti Devleti arasında o sınır oluşturuluyor. Ve bu sayede de aslında Türkiye'nin Orta Asya Türk Cumhuriyetleri açılan kapısı oluyor. Çünkü bir taraftan İran geliyor, öbür taraftan da şey geliyor, Ermenistan geliyor. Türkiye oradan kendisini hiçbir küçücük yer yoktu. Yani, hiçbir başka bir yer yok. Ulaşma imkanı yoktu. Ben şu anda onu tabii tabii. Ve Atatürk istedim. o günün şartlarıyla çok önemsiz gibi gözüken bir olayı kendi siyasi dehasıyla çözüp aslında Türk dünyasını orada birleştiren bir şeye neden peki, oluyor. Peki bunun tarihi açısından bu 32'deki Şah'la ilgili yapmış oldukları sınır anlaşması sırasında mı yoksa daha sonra mı? Hayır hocam bu 1932'den önce benim bildiğim. Kesin. 1932'de Şah Rıza Pehlevi ile Kasr-ı Şirin anlaşmasını 1636 tarihli onu yeniden revize ediyorlar sınırdaki coğrafi değişiklikler. Evet. Bu başka bir bu şey. Daha önce. Kazım Karabekir'le henüz Kurtuluş Savaşı bittikten sonra arası açılmadan. Açılmadı. Karabekir bu konuyu ona, bu konuyu ona götürüyor. Evet. Tabii Atatürk'ün Cumhuriyet kurulmadan önce silah arkadaşları ve bütün onunla birlikte Kurtuluş Savaşı'nı yürüten kişilerle Cumhuriyet kurulduktan sonra bazı ilişkileri değişik boyutlara geliyor. Tabii, bazen bu olay 1920 açılıyor. Olayı çünkü. Dediğin tabii, çok doğru. Bu 1920'nin olay. Olayı. 20'de 13 henüz kilometre bir yer alıyor. Öyle mi? Ben 17 diyebiliyorum. 17 evet. Kilometre o şey tamam orada bir şeyi tamamlıyorlar. Evet. Tabii ya hocam ben size başka bir şey anlatayım.
İki dakika müsaade eder misiniz? Başta ara yapacağız. Ha, şimdi onu anlatayım. Hocam 1917'de Brest-Litovsk anlaşmasını yapıyor. Şey diyor ki Sovyetler, yani komünistler diyor ki Bolşevikler, ya kardeşim siz burada ne yaparsanız yapın diyor. Biz diyor buradan çekiliyoruz. Kars'ı, Mars'ı, Çar, ikinci Rus Çarı, ikinci Nikola'nın av köşkü Kars'ta. Bırakıyorlar oralar. Evet. Siz ne haliniz varsa görün. Osmanlı da o sırada Çanakkale'de. Evet. Anafartalarda 1917. Evet. 1918. Talat Paşa gitti zaten canım. Sonra yani orada bir boşluk oluşuyor. Orada benim babaannemin büyük dedesi İbrahim Cihangirov. Cihangirzade oluyor sonradan onların adı. Evet. Cenobi Kars-Kafkas Cumhuriyeti diye bir cumhuriyet kuruyorlar. Evet. Cumhurbaşkanı bir Azerbaycan Türkü. Evet. Cumhurbaşkanı yardımcısı Rus bir adam. İşte değişik milletlerden Baytardan tut Bekçi'ye kadar herkes kabinede hocam. Çünkü zaten tabii. Bir avuç. Zaten. Yani sonra, üst çavuş, hocam, bas çavuş, bas ben çavuş. Ben bununla ilgili bir kitap yazıyorum. Yani biraz yavaş gidiyor ama tamamlayacağım. Sonra bunlar orada cumhuriyeti kuruyorlar. Hatta Kars'taki tren garının kapısına çerçeve anayasa, Amerikan anayasası gibi kısa bir fazla uzatmıyorlar konuyu. Kısa bir anayasa yazıyorlar. İşte burası bir cumhuriyettir. İşte ilk defa bir Kars'ta bunun Kars'ta. İçinde. Tabii Cenub, Kars başkenti. Kars başkenti. Adı Güneybatı, Güneybatı Kafkas Cumhuriyeti. Hocam diyor. Bekçi bile var şimdi hocam. Hatta Bülent Tanör var ya. Kars'ın istasyonunu bunlar mı evet, yapmış? Evet, Kars'ın orası meclis istasyon. Şu andaki tren garı meclis. Bülent Tanör'ün Türk-Osmanlı Anayasal Gelişmeleri kitabında şunu söyler. 1921 Teşkilat-ı Esasiye'nin girişinde yani o dönemki birinci meclis buna değiniyor. Bak burası bir örnektir. Çok etnikli bir yapı olsa da burası bir cumhuriyet kurdu falan diye oraya değiniyor. Elbette. Sonra bu Cenubi Kafkas Cumhuriyeti kuruluyor. Sonra İngilizler geliyor. Kardeşim siz kimsiniz? Biz cumhuriyet kurduk burada. Cenubi Kafkas Cumhuriyeti. Yürüyün lan diyorlar. Bizim bu Karslıları götürüp Malta sürgünlerine gönderiyorlar. Tabii, bizim Karslılar kardan kıştan hocam Malta'ya gidiyor. Bunlar da mı Malta'ya gidiyor? Tabii Malta benim işte bu. Her biri bakan. Yani yazdığınız zaman kabine bu. İçinde üst çavuş, alt çavuş. Malta'ya gidiyorlar. Güneşi, denizi falan görüyorlar. Ya başka bir dünya orada. Evet. Tabii onlar şeyde. Ve hepsi böyle şey adamlar. Bende resimleri var. Hatta Enver Paşa'nın kaşıkları vardı babaannemde. Koca kalpakları var böyle. Büyük kalpaklar. Ha, koca paltoları var böyle adamlar. Ha. Böyle şey dik böyle Kafkas o tipler. O kaşıklar aşağıda var. Öyle mi? Ha, hocam vallahi gösterin. Malta'da bıçak vermiyorlarmış. Ha. Sadece kaşık ve çatal var gümüşten. Ha. Evet. Biraz da Dağlık Karabağ'a gelelim ki zaten esas konumuz Dağlık Karabağ. Bugünkü Azerbaycan sorununda Rusya ve Ermenistan bu üçlünün içinde Dağlık Karabağ konusu önemli ve bu siyasi açıdan Dağlık Karabağ'ı bir değerlendirelim ve bu Karabağ sorunu ortaya çıkan bu kötü olaylar kimin projesi olarak ortaya çıkmıştır? Hocam. Bu konuda neler söylüyorsunuz? Hocam arz edeyim. Şimdi Karabağ Azerbaycan ile Ermenistan arasında Azerbaycan topraklarına dahil bir coğrafi bölge. Adı üzerinde Nagorno-Karabağ dediğimiz yani dağlık bir bölge. Ve bugün ortaya çıkıyor ki o dağlık bölgede Fransızların çok ciddi bir ilgisi var. Fransa'daki Ermeni lobisi ve Patrick Devecian grubunun altın madenleri, krom, bozalt çok ciddi yeraltı kaynakları var. Ve bugün Ermeni işgali altındaki Dağlık Karabağ bölgesi yeniden Azerbaycan topraklarına katıldı. Peki Rusya'nın buradaki hedefi neydi? Şimdi biliyorsunuz biz Bağımsız Devletler Topluluğu'ndan sonra Azerbaycan'da Ayaz Muttalibov diye bir başbakan vardı. Bu Rus yanlısı bir başbakandı. Sonra Ebulfez Elçi Bey iktidara geldi ve Elçi Bey ilk defa şunu söyledi. Azerbaycan bir Türk ülkesidir ve biz Türkiye ile ileride daha yakın olmak hatta birleşmeye konuşabiliriz diye bir ifade kullandı. İşte o gün Elçi Bey ile ilgili ciddi bir şey başlatıldı. Elçi Bey bir askerdi, bir siyaset adamı değildi. Belki bazı şeyleri erken söyledi, belki bazı şeyleri duygusal bir tonda söyledi. Ve Elçi Bey daha sonra Haydar Aliyev geldi. Haydar Aliyev de Azerbaycan'ın ikinci kuruluşunu, büyümesini, istikrarlı bir yapıya kavuşmasını sağlayan reformları oluşturdu. Tabii çünkü Haydar Aliyev Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti'nin cumhurbaşkanı olduğu halde daha önce Brejnev döneminde 70'li yılların sonunda politbüro üyesiydi. Evet. Ve Haydar Aliyev son derece önemli bir devlet adamıydı. Politbüroya giren ilk Türk kökenli Türk siyasetçiydi. Sovyetler Birliği'ndeki bürokrattı diyebiliriz. Evet. Ve Elçi Bey Karabağ'daki savaştan sonra kenara çekildi ve Karabağ Ermeni
Ermeniler tarafından işgaldi. Peki Karabağ'da ne oldu da Ermeniler işgal etti? Demin de dediğim gibi bu bölgelerde hocam iç içe geçmiştir. Mesela ünlü Rus satranç, Sovyet satrançı Geri Kasparov mesela Bakü doğumludur. Ama mesela Rus, Ermeni asıllı Rus'tur. Ama Bakü doğumludur. Yani dünyanın en önemli Grandmaster'ı denilen işte çok büyük, büyük, büyük bir satrançı. Yani Türk olarak mı doğmuş? Hayır. Ermeni, Rus. Gayrimüslim. Ama yani oralarda herkes iç içe zaten. Dağlık Karabağ bölgesindeki büyük kentlerde, Şuşa'da, Laçin'de, işte Hocalı'da vesairede nüfusun %40'ı Ermeni, %60'ı Azeri. Bazı yerlerde tam tersi. Oradaki bir iç etnik karışıklığı çıkartıyorlar ve orada bir özerk, Karabağ özerk cumhuriyeti kuruluyor. Orada aslında Ermenistan değil, orada kendine has bir cumhuriyet kurduklarını iddia ediyorlar. Halbuki o Ermenistan'ın güdümünde olan bir cumhuriyet. Hangi tarih? 1990, 91, 92'de bu çatışmalar başlıyor. 92 yılında da tamamlanıyor. Ve pardon, oraya gelmeden evvel, yani daha Karabağ'daki olaya, yani soykırıma gelmeden evvel, Dağlık Karabağ'ın bir sınırları var. Orası Azerbaycan'ın yönetiminde değil mi? Yönetiminde Azerbaycan'ın bir rayon dedikleri bir bölgesi, bölge, coğrafi bölgesi. Bölge. Azerbaycan'dan onu içindeki Ermeni nüfusuna dayanarak onu koparıp kendine göre uluslararası hukukta bir temel bulmak için onu bağımsız bir cumhuriyet haline getiriyorlar. Ermeni Özerk Cumhuriyeti deniyor ona da. Ona Sovyetler Birliği'nde Abazya'da da var mesela biliyorsunuz. Evet. Özerk Cumhuriyet diyorlar. Ama oranın siyasi açıdan önemi şu. Hazar Denizi'ndeki doğalgaz ve petrol kaynaklarının oradan doğrudan Trans-Kafkasya, yani Kafkaslardan geçip Türkiye'den Avrupa'ya ve Akdeniz'den dünya ticaretine açılması için Karabağ bölgesi Anadolu'yla Azerbaycan toprakları arasındaki bir bölge. Orayı da işin içinden kopararak ne yapıyorlar? Daha da uzaklaştırma çabası içine kuruyorlar. Tabi Rusya şey bir ülke, strateji dehası olan bir ülke. Son derece önemli. Bugün Montreux tartışmalarında da bunu görüyoruz. Yani Rusya çok son derece tecrübeli, diplomasiyi çok iyi bilen bir ülke. Yani şimdi, oradaki projede Ermenistan'a kendi, yani Ermenilerin kendi akli yönleriyle değil, Rusya'nın bir projesiyle bunun kotarıldığını söylemek doğru aynen olacak. Hocam zaten dünyada, yani dünyada Ermenistan nüfusu yanlış hatırlamıyorsam 2 milyon civarında. Yani Türkiye'de de çalışan, gayri resmi biçimde çalışan 80 bin kadar Ermeni vatandaş var. Yani düşünün ki Ermenistan nüfusunun aşağı yukarı 25-30'da biri Türkiye'de. Yani Ermenistan'a ben gittim. Çok yoksul bir ülke. Çok gariban bir ülke yani. Evet. Yani bir meydan var. O meydandan biraz çıkınca tavuklar çıkıyor kümesten falan. O kadar, öyle bir ülke. Dolayısıyla kullanılan da bir ülke, siyasi olarak da kullanılan da bir ülke. Oradaki insanlar, yani Sovyetler Birliği'nin eski coğrafyasında bulunan en yoksul ülke. Yani yeraltı. Bazı halk toplulukları kullanılmaya çok alışıktır. Ve İsmini vermeyeceğim. Evet. Yani Batı tarafında da öyle kullanılmaya alışık tabii ülkeler var. Tabii. Yani. Şu var, tabii çok acılar çekildi. Bizim Azerbaycan dilinde kaçkın deniyor, yani kaçkın. Bizim 1 milyon tane insanımız topraklarından edildi. Ve o insanlar geldiler, Bakü'de kaçkın dediler onlara, sokaklarda kaldılar. Yani geçmeye daha, ben onları gördüm, tamam. Gittim gördüm yani. Ha. Peki, şimdi demek ki bu Karabağ konusundaki proje, 92'de meydana gelen olay, ondan evvelsi de bu bölgedeki yeraltı kaynaklarının ele geçirilmesi için Rusya'nın önemli bir projesi. Aynen, ama evet, bunu kendisi yapmak istemiyor. Evet. Başı olarak Ermenileri kullanıyor. Evet. Ve Ermenilere evet bu Dağlık Karabağ'daki problemi yaratıyor. Şimdi ben oradaki vahşetin ve de soykırımın anlatmanızdan önce şunu sormak istiyorum. Şimdi o Karabağ, Dağlık Karabağ'da yaratılan soykırımın Osmanlı döneminde, o zaman soykırım değil ama bu tehcir olayıyla bir paralelliği olabilir mi? Bir rövanşı gibi düşünmek mümkün olabilir mi? Evet. Şimdi hocam şöyle. Yani tabii arada bir kere bizim Türkiye topraklarında, yani
Osmanlı döneminde benim dedelerim yaşamışlar bunu. Yani köyleri, taşnak çeteleri gelmiş. Köylerde kadınlara, çocuklara, adamlara büyük yakmışlar köyleri. Yani bu bir hayal değil yani. Biz bunun şeyleriyle büyüdük yani. Hikayeleriyle büyüdük. Evet. Şimdi aile büyük acılar çekildi falan. Şimdi o dönemde de tabii ki Ermeni milisler, Ermeni işte askerler, silahlı kuvvetler girip Hocalı diye bir şehirde, Hocalı bir şehirde uluslararası hukukta jenosit yani soykırım kavramının gerektirdiği bütün şartları yerine getirerek 613 kişiyi öldürdüler. Ve bir sürü insan sakat kaldı. Öldürme kelimesi biraz az değil mi? Evet. Yani şöyle vahşet. Kadınların karnından bebeklerini çıkarıp, kocalarının kafalarını kadınlarına... Tabii tabii yani tecavüzler, şunlar bunlar. Şeyine, karnına gömdükleri, yani fotoğraflarıyla hepsini seyrettiğim için... Yani şu öyle bir vahşet oldu ki, yani bu işlerde herkesin hassasiyetleri var. Avrupalıların hassasiyetleri var. İşte Türkiye'deki değişik etnik yapıların hassasiyetleri var. İşte efendime söyleyeyim Rusların ama bizim hiç Türkiye'nin, Türklerin hiç hassasiyeti yok. Bak Amerikalılar, Amerika Birleşik Devletleri ve Fransa ve Rusya'nın ve Türkiye'nin olduğu Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı'nın Minsk grubu kuruldu sonra. Dediler ki ya bu vahşet kardeşim. Bu Hocalı bir soykırım. Uluslararası hukuktaki bütün kriterlere uygun bir soykırım. Ve Minsk grubu o yüzden kuruldu. Ya buradaki süreci uluslararası hukuk açısından bir eş başkanlık yöntemiyle barış içinde çözümünü sağlamak için. Ve ateşkes çağrısına rağmen Minsk grubunun düzenli olarak bulundukları yerden Azerbaycan yerleşim yerlerini ateş etmeye devam ettiler. Ve bugün uluslararası hukukta, uluslararası toplumda Hocalı genosit diye, Hocalı genosit diye bu konuşuluyor. Biz de bu konuda Galatasaray Üniversitesi Devletler Hukuku Anabilim Dalı Başkanı Emre Öktem hocamızla bir makale yazdık. Şimdi bu konuda jenosit diye konuşulması çok bir şey ifade etmiyor. Jenosit diye konuşulur. Yani soykırım bir uluslararası suçtur, bir insanlık suçudur. Ama bunun bir karara bağlanması halinde hukuki sonuçları olur. Şimdi biz konuşuruz. Bu bir jenosit. Evet kriterlere bakınca kağıtta bu bir jenosit. Ama Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi yönünden bir karara gitmesi gerekiyor bunun. Mesela Rona Aybay hocamızın bizim hukuk fakültemizde İstanbul Gedik Üniversitesi'ndeki Rona Aybay hocamızın görev yaptığı Bosna. Değil mi? Savaş suçları mahkeme. O bir mahkeme. Orada bir karar çıktı. Radovan Karadžić ve Slobodan Milošević'in savaş suçlusu olduğuna. İşte Srebrenica katliamının bir soykırım olduğuna dair. Şimdi burada bir karar yok. Burada bir konuşma var. Bunu bir karara dönüştürmek için bir ilk niteliğindedir o makalemiz. Bilimsel bir çalışma. Orada biz bunu anlattık. Bu bir karara dönüştüğünde ancak bu bir tazminat, onun arkasından gelecek diğer talepler, oradaki savaş suçlularının yargılanması, işte bir devletin bununla tazminle yükümlü olması gibi bir sürü değişik konular var. Ama hakikaten baktığınızda sizin de demin ifade ettiğiniz gibi Hocalı soykırımı, bunun adı soykırımdır. Tarihteki en acımasız Saint Barthélemy katliamı gibi işte bu şey gibi Luc Besson'un sonradan filminin Jeanne d'Arc olayı gibi bir olaydır. Yani korkunç bir şeydir. Tabii Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri de bu son dönemde yapmış olduğu silahlı teçhizatlarını teknolojik şeylerle donatarak Dağlık Karabağ aldığında böyle bir katliama neden olmadı. Yani Ermenilere işgal altında tuttukları topraklardan çıkmaları için hocam süreler verildi. Yani oradan şehirleri boşaltmaları yönünde ve sonunda bu Paşinyan, şimdiki Ermenistan Başbakanı, çekildiler ülkeden. Dolayısıyla yani... Bir... Ama yakıp yıkarak çekildi. Hocam şimdi şöyle, ben olsam şöyle yaparım. Orada kültürel varlıklar var. Orası yani Türklerle İslamiyet'in birleştiği bir yer. Selçuklu'dan bu yana. Ve orada şey olmadı. Orada bir sürü cami, kültür evi, işte külliye, bir sürü yerler var. Bunların hepsini yakıp yıktılar. Bunların da hepsi tazmin sorumluluğu olan şeyler devlet açısından. Dolayısıyla Dağlık Karabağ meselesi daha çok su kaldırır. Bu pilav çok su kaldırır. Daha uzun yıllar konuşacağımız bir konu. Evet. Bu arada tabii ilk defa Türk tarihinde yani böyle Turan düşünce ve duygusu içerisinde Nahçıvan'ın güneyinden Dağlık Karabağ'ın güneyine doğru bir koridor açılıyor. Yani bir Trans-Kafkasya dediğimiz olay, yani Kafkasya üstünden geçen şey gerçekleşecek.
Bu da nasıl gerçekleşecek? Türkiye'ye Azerbaycan'la birlikte burada gözlemci olma statüsü verildi. Aslında çok güzel bir askeri ve diplomatik başarı elde edildi. Rusya ile beraber. Evet, Rusya ile beraber. Tabii ki orada da şey var. Şunu da ilave etmek lazım. Paşinyan bu turuncu devrimler, Orange Revolution denilen turuncu devrimlerle özdeşleşmiş bir adam. Rusya'da Paşinyan'ın Ermenistan'a götürmek istediği o Batı yanlısı, Avrupa Birliği yanlısı noktadan orada da böyle bir boyutu da var işin. Türkiye ile Rusya'nın da diğer uluslararası konularda yakınlaşmasının da bu olayda payı var mı dersek tabii var olduğunu kabul etmek gerekir. Orada da bir böyle bir boyutu var. Peki Birleşmiş Milletler'in 4 tane kararı var. Onunla ilgili sormadan evvel şeyi sormak istiyorum. Bu Dağlık Karabağ'dan kaçıp da Bakü'ye gelen demin başladınız ama ben daha sonra soracağım için durdurdum. O halkın senelerdir orada ve çadırlarda veya işte çok kötü şartlarda yaşadığını ve çocukların okula gidemediği vesaire çok yoksulluk içinde yaşamalarıyla ilgili bir açıklamada bulunmak ister misiniz? Hocam yani şöyle nasıl ifade edeyim? Kullanılan yani öyle bir ifade belki şey olur. Maşa olarak kullanılan bir şey, bir aparat diyelim. Böyle yani bir milletin millet olabilmesi için onun tarihsel köklerinden şey beslenmesi lazım. Yani bugün dünyada mesela Amerika'da Ermeni lobisi çok güçlü, Fransa'da çok. Fransa'da bir ara 30-35 tane Ermeni milletvekili vardı Fransız Senatosu'nda. Onlar hiçbir zaman Ermenistan'a şey yapmıyorlar. Neden? Ermenistan orada bir aparat statüsünde. O yüzden de şeyi soruyorum. Neden Azerbaycan? Bakü'nün işte biraz ötesinde o kamplarda yani kaçkınları diyorsunuz. Kaçkınları. Hocam, neden onlara daha iyi imkanlar vermedi? Ülkenin daha yerlerinde onları orada o şekilde tuttu. Hocam şöyle ya, yerlerine dönerler diye düşünüldü. Hatta hocam çok ilginç bir konu var. Dünyada ilk defa bir sürgünde bir takım kuruldu. Karabağ diye bir takım, Bakü'de merkezi. Ve bu Karabağ Şampiyonlar Ligi'ne katıldı. Kaçkınların takımı bu. Yani bir kaçkınların futbol takımı. Ve bu takım Karabağ, ben gittim Karabağ'ın maçlarına. Villarreal ile İspanyollarla burada oynadılar, savaş var diye. Şampiyonlar Ligi'nde bir iki tane de galibiyet aldı. Hatta çok güzel bir Azerice, bir Azerbaycan Türkçesinde bir şey var. Adın gibi bahtın da Karabağ, çünkü rakipleri Real Madrid, Barcelona bilmem ne. Adın gibi bahtın da kara diye böyle bir şaka yaptılar. Rakipler çok güçlü. Buradan şeye bağlayayım. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi 1993 yılında şey yaptı hocam. Bir karar aldı. 4 kere üst üste bu kararı mükerrer olarak tekrarladı. Ama aldığı karar şuydu. Ermenistan askeri güçleri Azerbaycan topraklarından çıkması yönünde bir karar aldı. Şimdi bu kararı aldıktan sonra bunu işletmen lazım. Yani execute etmen, icraya koyman lazım. Bu kararlar, Birleşmiş Milletler kararları genellikle karar olarak kalıyor. Ermenistan nitekim askeri bir müdahale olmaksızın kendi kendine re'sen yani buradan kendisi çıkmadı. Bu uluslararası hukuka uygun değil bu davranış. Hem de AGİT'in bünyesinde kurulan Minsk grubu ve Birleşmiş Milletler'in kararlarına. Ama uluslararası hukuka bir şeyin uygun olması için önce savaş hukuku yani karşılıklı askeri şeylerde Azerbaycan'ın şu anda yaptığı şey mesela hukuka uygun. Meşru müdafaa statüsünde yani ele alınıyor. Ben şeye de çok özen gösteriyorum. Yani Azerbaycan'ın Dağlık Karabağ bölgesindeki şehirleri aslında Azerbaycan'ın en güzel şehirleri. Oralar bugün Azerbaycan doğalgaz ve petrol kaynaklarıyla elde etmiş olduğu ekonomik refahın diyelim topluma da yayılmaya başladı o. Çünkü Sovyet ülkelerinde genellikle servet özel sektörün elinde birikmiyor. Kamuda daha çok birikiyor. Yani oraların ekonomik yapısından dolayı. Şimdi 28 milyar dolarlık bir yatırım programı açıkladılar. Dağlık Karabağ, Kurşovel, Saint Moritz, işte Fransız Alpleri gibi bir yer olacak. Muhteşem bir yere çevirecekler. Ben de oraya gideceğim yakında şu pandemi geçince. Gidip oradaki topraklarımızda bir oraları görmek istiyorum. Çünkü Dağlık Karabağ hakikaten müthiş bir yer. Yani orada
şeyde böyle tepede ormanların içinde böyle muhteşem bir şey. Azerbaycan siyasetinde de tabii çok belirleyici. Uzun yıllardır iktidar partisini de Karabağ konusunu diri tutan bir şeydi. Uluslararası hukukun kurallarına... Peki şey için ne karar verdi Azerbaycan? Bu Bakü'nün işte uzak bir yerinde yerleşmiş olan aşağı yukarı 1 milyon kişi gibi hatırlıyorum. Onlar şimdi bu kadar senede daha da fazlalaşmıştır. Onlarla ilgili olarak nasıl bir... Hocam bir bölümü eski göç etmek zorunda mülteci statüsüne düştükleri topraklara geri dönecek. Ama bir bölümü de dönemiyor. Yani dünyada hiçbir zaman zorunlu göç sonunda mesela şimdi Suriyeliler geri dönsün diyoruz değil mi? Ama Suriyeliler geri dönecek mi? Hepimiz biliyoruz ki çok bir kısmı dönecek ya da yani dünyada dönecekler. Hocam bence de dönsünler de şimdi dönecekler mi bunu yaşayıp göreceğiz. Ama açıkçası şunu da görmek lazım. Bu bölgeye dünyanın çeşitli yerlerinden de değişik katılımlar ve göçler oluyor diye duyuyoruz. Özellikle savaşçı kişiler, yani savaşan kişiler. Oralarda biliyorsunuz yeni topraklar edinildiğinde oraya savaşçılar gelip orada bazı toprakları alıyor, bazı mülkleri alıyor. Bunları da olduğunu zaman zaman duyuyoruz. Evet. Şimdi demek ki yani Birleşmiş Milletler'in kararlarını ben olmasına rağmen 4 tane bunların hiçbir zaman gereği yani bir karar alındı ama Birleşmiş Milletler hiçbir şekilde iyi bir organizasyonla bu kararların uygulanmasını sağlamaya yönelik elini taşın altına koymadı. Hocam Türkiye'de bizim büyükelçilerimiz, Dışişleri Bakanlığı mensuplarımız geçmişte çok birikimliydi. Rahmetli İnal Batu hatta buralarda otururdu, evet. Sizin buralarda. Çok değerli bir insandı. Bana bir gün demişti ki biz diplomatlara öğretilen şey böyle bağıra çağıra vücut diliyle böyle egzajere bir dilde anlatırsın hiçbir etkisi olmaz. Ama sakince bir cümle, oturaklı bir cümle kurarsın gülle gibi dağıtırsın etrafı. Evet. Diplomatlarımız bizim böyleydi. Şimdi bizim bu diplomatlar çok birikimli olan diplomatlarımız Cumhuriyet tarihi boyunca birçok şeyi sessiz sedasız çözdüler. Türkiye bir diplomasi ülkesidir. Çok iyi bir hariciyesi vardır. Gene bu yönde Türkiye'nin haklarını en bilgili şekilde Batı'nın metotlarını kullanarak ama Batı'ya karşı ülkenin milli duruşunu koruyarak savunması lazım. Masada kaybetmek çok yanlış. Masada yani sahada da kazanacağız, masada da kazanacağız. Evet. Türkiye Cumhuriyeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti arasında tarihte hiç olmadığı gibi bir kardeşlik hukuku oluştu bu son dönemde. Hem bizim insansız hava araçları burada zaferin kazanılmasında büyük bir etki oldu. Hem Tayyip Erdoğan'la Cumhurbaşkanı'yla onların Cumhurbaşkanı arasında bir dostluk kuruldu. Hem de daha da önemlisi esas ekonomik. Hocam 100 yıla gelmekte olan Türkiye Cumhuriyeti'nin en büyük yabancı yatırımcısı kimdir biliyor musunuz dünyada? Eskiden Almanya ve Amerika'ydı. Ford fabrikası, Siemens, işte bütün büyük batısı. Şu anda Azerbaycan. Azerbaycan son 10 yılda Türkiye Cumhuriyeti'ne 20 milyar dolar civarında bir yatırım geldi. Bunun büyük bir çoğunluğu Sokar şirketidir. Sokar Petkim rafinerisini aldı. Sokar'ın da açılımı şudur. State Oil Company of Azerbaijan Republic yani Azerbaycan Devlet Petrol Şirketi. Bu şirket bu TANAP dediğimiz Trans Anatolia işte gaz ve petrol geçiş boru hatları bunları yaptı. Ve Türkiye'de şu anda İzmir'e kadar şey geldi. Yani bu olay geldi ve televizyon da kurdular. Mesela Haber Global diye bir kanal var. O Azerbaycanlı yatırımcılarındır. Bugün Etiler Nispetiye Caddesi'nde çok ciddi mülkler, oteller. Yani Azerbaycanlılar Türk neden biliyor musunuz? Çünkü ben arkadaşlarım birçoğusu da diyorlar ki kardeşim Türkiye'de hem Paris var, hem Londra var, hem New York var, hem de Bakü var diyor. Yani Türkiye tam bir şey onlar için. Çocukları bizim üniversitemizde de okuyor. Azegedik'te de var. Bilgi Üniversitesi'nde, Koç Üniversitesi'nde çocuklarını burada okutmak istiyorlar. Yani bizim tam bir kardeş bir milletimiz. Evet. İnşallah bu kardeşlik hukuku bozulmaz. Tabii. Evet. Hocam sizin bu konuda ilave etmek istediğiniz bir şey var mı? Tabii söylenenler zaten birer gerçek. O bakımdan onları yinelemiş oluruz. Onu aynen onaylıyorum. Bir tek şeye çok dikkat etmek lazım. Bizdeki 1915 Ermeni tehciri olayının
gerek kökeni, gerek uygulanış tarzı, gerek benzer hiçbir tarafının hocalığıyla kıyaslanır en ufak bir tarafı söz konusu bile değil. Neden? Ve değil deyip de bırakmıyoruz. Değil olduğunu kanıtlıyoruz. Nasıl? Amerikan kaynaklarıyla kanıtlıyoruz. Yani hep şükrediyorum hocam. İyi ki nasıl olmuşsa bir tersine getirmiş. Yani pek inanarak söylemiyorum şunu söyleyeceğim ama sanki Allah o konuda hakikaten çok büyük destek vermiş bize. Amerikan konsoloslukları yerinde kalmışlar. Bu o kadar büyük bir nimet ki hocam. Savaşta, Birinci Dünya Savaşı'nda Amerika ile savaş haline gelmediğimiz için bizim cepheye savaş ilan etti. Almanya'dan girdi Avrupa'dan. Benimle hiçbir cephede dövüşmedi. Bu yüzden Lozan'da işi yok. Gitti orada oturdu gözlemci vasıtası var. Benimle savaş halinde olmadığı için Büyükelçilik açık İstanbul'da. Bütün konsoloslar açık Doğu'da. Tehcir yaptığım her kasabada Amerikan konsolosu oturuyordu hocam. İşte bunların raporları bizi kurtardı. Dolayısıyla o raporlar diyor ki Türklerin yaptığı bu tehcir olayında meydana gelmiş olan şeylerin anlatılan şekliyle bir soykırma falan zerre kadar ilgisi yok. Çünkü ne olduğunu anlatıyor. 24 Nisan'dan da vazgeçmiyorlar. Onu Ermeni geçmiyor. Şimdi Amerikalı, o yüzden Amerikan başkanları dikkat edin. Kennedy'den bu yana hocam. Son 20 başkan. Hiçbiri soykırım yaptı diyemiyor ki. Sebebi bu. Çünkü ben de bazen televizyon konuşmalarında da söyledim. Eğer dedim yani o noktaya gelirlerse ben onlara Kongre Kütüphanesi'nin hangi rapında hangi dosyayı açarlarsa içinde neyi bulacakların tarifini yaparım. Çünkü ben bunu biliyorum dedim. Yayınladım da bunu. Ve saklamaları da mümkün değil. Yani artık onlar çoğaltıldı çünkü. Ne şansımız oldu? Böyle bir şey yapmadık. Ne kadar özen gösterdik? Vallahi olabileceğini en işte düşünün. Evet. Her 300 kilometreye bir hastane yaptık hocam. Bunlar gitti. Siz kendisine yevmiye ödenen bir soykırım mağduru tanıyor musunuz? Bunların her birine Osmanlı Devleti Talat Paşa senenin sonunda bunu kanun çıktı ya çıktı. Çıkan kanunla çıktı kürsüye. İşte şu kadar milyon kuruş fiilen harcanmıştır derken. Sonra da gönderdiğimize geri dön kanunu çıkarttık. 10 sene sonra değil hemen ertesinden çıkarttık bunu. Bunun kanıtını işgal altındaydık. Yani bunlar yani yeni yerlerine yerleşirken İngiliz'in nezaretinde yerleşti. O bakımdan İngilizler bu konularda o kadar sağ kolumuz sol kolumuz ki yalan da söylüyor mular ki mahkeme işte bildiğiniz gibi Malta sürgünlerinin tümünü serbest bıraktı hocam. Bunun en basit edemedi bile. Çünkü savcı dedi ki dava açamam dedi. Asıl en güzel bunu kanıtlama ya da savunma şeyi bu. Savcı bu dosyayla ben bu davayı açamam dedi. Çünkü davayı açacak bir dava yok ortada. Olanın katiyen soykırımlara falan girmediğiyle ilişkin olarak elindeki dosyaya baktığında bunu da söyleyen en son Amerikan yani Washington'daki İngiliz Büyükelçisi. İndi 6 ay. Devlet devletten izin aldı. Amerikan kaynaklarına indi Büyükelçi. 6 ay süre verdiler. Sonra gönderdiği mektup da elimizde. İşte diyor üzülerek bildirelim ki Amerika Birleşik Devletleri Devlet Arşivi'nde Türkleri bu konuda töhmet altına diyor hocam soykırımı bırakın. İtebilecek tek bir hukuken geçerli belge yoktur. Yargıç soruyor ne yapalım? Savcı da diyor ki bu durumda dava bile açamam. Yani bırakın Malta'yı. Kapatın. Evet hocam. Evet diyor. Tabii ben orada Türk denmesine karşıyım. Osmanlı Devleti. Devlet Osmanlı Devleti. Evet, ama işte yani. Sonuçta Osmanlı Bir de şey o arada İngilizlerin de herhalde askeri bir takım yetkilileri de var. Onların da tuttukları raporlarda bu tehcir olayında bir yani öldürme, yok etme, Ermenileri yok etmek gibi bir zihniyetin ve böyle bir kararın olmadığı ve de böyle bir uygulamanın da olmadığına dair raporları olması. Yoksa şimdiye kadar çoktan bizi dava etmişlerdi. Söyleyebilir miyim? Hocam bu konu tarihte yani Batı dünyasının Türkiye Cumhuriyeti'ni sırtına yüklemeye çalıştığı bir şeydir. Yani o dönemin şartlarında Osmanlı devletinde Talat Paşa, Cemal Paşa bu tehcir işlemini planlamamış olsa bir de mefhumu muhalifinden düşünün. Ne olacaktı şimdi düşünelim. Ne olurdu? Onlar Türk hocam Büyük Ermenistan kurulacak. Yani şimdi çok net bu hocam. Bu doğru. Bu doğrunun şu yanlışı var. Sanki
İşte bu olmasın diye bir şeyi planlamış gibi oluyorsun. Sen dünya savaşındasın. Böyle şeyle düşecek aklın tabii, bile yok. Hocam hiç şey yok. Yani tuzağa yani, düşmemek lazım. Elbette. Bu böyle. Yani bu olacak iş değil. Yani bunu... Ya, hocam... Hocam gönderdiğini geri çağırıyorsun. Hocam dünyanın en büyük katliamları Avrupa'da Haçlı Seferleri sırasında kesin, oldu. Avrupa'nın içindeki yüzyıl savaşlarında oldu. Biz, bizim milletimiz... Bak Suriyelilerin, bir tane Suriyelinin burnu kanadı mı hocam? Gördünüz mü? Duydunuz mu? Yapmadık çünkü. Yapmıyoruz biz, falan. Ya biz öyle bir müşfik bir milletiz ki. Tamam. Şey için söylüyorum. Bizim bak Türk milliyetçiliğinde şey yoktur. Etnik milliyetçilik yoktur. Yok, evet. Burada hiçbirimizin, hepimiz değişik şeylerden, şehirlerden değişik yok. Bizde ne var biliyor musun? Bizde başka türlü günlük çatışma var şimdi. Bizde şamata var bizde. Ama bizde bir şey yoktur. Bak ama bu söylediğin şeyin şöylesi çok olağanüstü bana göre yanlış bir yanı var. O da şu. Nedir hocam? Kimse niye gönderdin demiyor. Evet. Kimse 3 kişi mi gönderdin demiyor. 1,5 milyon insan nasıl taşıdın diyor herkes. Ama 1,5 milyon olduğunu da biliyor. Değil zaten. Değil tabii. Herkes kimin nereye gittiğini biliyor. Tabii. Tekrar geri döndüğünü biliyor. Evet. Ölmeyen arasında ölen öldüren 525 bin kişinin mezarı bizce biliniyor zaten. Tabii. Ermenileri de öldürdü. Hocam, bunu geçiriyorsun. Bunu yani o öldürdü bu demiyor. Ama tescil olayına kimse hayır demiyor ki. Birini aldın bir yerden gör. Tabii. Fransız, Alman'ı aynı şekilde yaptı. Aynen öyle hocam. Amerikan, Japon'u aynı şekilde yaptı. Birinci Dünya Savaşı ve İkinci Dünya Savaşı. Her okyanusu kıyısındaki Japon asıllı Amerikan vatandaşlarına dediler ki sen 100 sene evvel göçmüşsün ama şimdi İkinci Dünya Savaşı. Ben sana güvenemem. Evet. Dolayısıyla bunları aldı Amerika. Arizona çöllerine gönderdi hocam. Arizona çöllerinde demir yolları döşendi. Her bir Japon aile bir vagonda 4 sene oturdu hocam Arizona'da. Bu adamlar ne Japon Büyükelçisini vurmaya kalktılar, ne Japon Devlet Başkanı'nı öldürmeye kalktılar, Ermenilerin Abdülhamit'e yaptığı gibi. Ne önlerine geleni yakıp yıktılar 17 sene boyunca. 17 sene boyunca senin Abdülhamit dahil böyle kan kusturduğun bir toplum herkesin gözü önünde oldu. Buna kimse hayır demiyor zaten. Bütün bunlardan yola çıkıp sen bir tedbir almışsan birini bir yere taşırken tutmuşsun. Bana göre yapmamalıydı. Ne gereği var 300 kilometreye bir? Niye hastane yapıyorsun hocam? Orada durmuyor ki o. Devam ediyor yoluna. Hayır, evleri bile açmış, misafir etmiş. İşte onu diyorum hocam. Evlere yani, dediler ki 30 kuruş hocam kişi başı. Evleri açmış ve onlar evlerde misafir olmuşlar. Aynı, o kadar yani güzel ama bir... Para veriliyor ama ev sahiplere. Evet, şimdi devlet diyor ki bunlar yollarda, kamplarda imkanlarınız varsa eve alın. Kişi başına 30 kuruş. Evet. Kişi başına 30 kuruşun toplamı kanun çıkartılarak sene sonu itibariyle Talat Paşa'nın okuduğu metinde var. Ama senin geliş önemli olan o. Adamı Halep'e göndermişiz. Dersime gitmiş veya Derzor'a gitmiş. Demişiz ki nereye dönmek istiyorsun? Erzurum'dan gitti. Nereden geldin? Erzurum. Nereye gitmek istiyorsun? Bursa. Şimdi diyorum ki ben Bursa'ya yerleştiğinin kanıtı ne? Çünkü İstanbul diyor. İstanbul'a yerleştirdiğimizi iddia ediyor. Onun da kanıtı İngilizler. Çünkü işgal altındayken oldu bu. Tabii konu her zaman bitmeyecek kadar ucu açık. Ben şunu bir sorarak bitirmek istiyorum. Rusya şimdi Kırım'ı aldı ve Ukrayna'da da bir yeni Rusya şeyi kuruyor. Tabii. Oradaki oluşumun ve sonunda da Türkiye'nin elini çekmesi isteniyor Azerbaycan'dan. Öyle bir Amerika'da böyle bir şey istiyor. Şimdi Rusya bunu daha hani oradaki o devlet kuruluyor. O kurulan devlet, Kırım zaten ona birleşecek. Bu durumda Türkiye ile Azerbaycan arasındaki bu dostluk ilişkisi ve bu işbirliği ilişkisine jeopolitik olarak etkileyecek bir durum var mı? Nasıl? Yani buraları çok iyi bilen birisi olarak, siz de çok iyi tarihini bilen birisi olarak bu konuda her birinizden sonucun olumlu veya olumsuz olacağı şeklinde yorumlarınız varsa onları alıp programı kapatmak istiyorum. Hocam ben böyle çok 3-4 cümleyle söyleyeyim çünkü zamanımızda şey oldu. Şimdi hocam arz edeyim. Rusya'nın tarihsel amacı yüzyıllardır yani birkaç yüzyıldır sıcak denizlere inmektir. Sıcak denizlere inmek için de bir Karadeniz'den Boğazlar yoluyla yani şimdi Montreux tartışmaları bir de Türkiye Cumhuriyeti'nin güney doğusundaki o bölgeden Laskiye limanında Esad ile kurduğu stratejik ittifaktan bu Kırım'da tabii ki bu anlamda çok önemli bir stratejik bir yer. Ama o üçgen
Karadeniz, Hazar ve Basra evet, üçgeni evet, evet. jeopolitik olarak. Tabii, tabii. Yani Türkiye'den geçmiyor o üçgen. O kulvar şeyden geçiyor işte bu Nahçıvan'dan evet. Azerbaycan'ın Basra'ya doğru iniyor. O üçgen o. Ama hocam Türkiye'de o bölgelerde etkinlik kazanıyor. Bakın şimdi şeye baktığımızda bizim ne işimiz var kardeşim orada dediğiniz yerlerde de Türkiye etkinlik kazanıyor. Yani bugün Türkiye'de mesela Kuzey Afrika'da yanlışlar da oldu işte bu politikalarda falan ama Türkiye 90'lı yıllara göre o bölgede Orta Doğu'da Kuzey Afrika'da falan daha etkin mi diyecek olursak. Mısır'la ilgili diyorsunuz. Tabii de, yani evet. Şöyle konuşmak lazım. Türkiye'de bölgede eskiden İsrail, Amerika, Türkiye böyle bir üçgen altında bu konular konuşulurken şimdi bölgede daha soft power dediğimiz yumuşak gücünü oluşturdu. Rusya'yla da mesela bir Karlov suikastı olayını yaşadık. Ama bir şekilde Rusya'yla sonra S-400'leri aldık değil mi? Denge ha. politikası yürütüyoruz. Ha. İnşallah ileride öğrencilerimiz de görürler, izleyicilerimiz de. 2050'de bugünleri analiz ettiklerinde Türkiye'nin bir denge politikası güttüğünü söyleyecekler Rusya'yla. Çünkü neden? Rusya'yla hem Büyükelçin'in öldürülmesi, uçağın düşürülmesi olayı oldu hem... Ne oldu? İşte S-400'leri almak, Amerika ve NATO teorisinden işte Rusya ile Çin'le, İran'la bir başka ittifaka gidiyor gibi davranmak böyle bir arada kalmış bir şey. Dolayısıyla bu süreç sürecektir. Ben çok teşekkür ediyorum. Program çok güzel geçti. Evet. Şeref verdiniz. Buyurun hocam evet. size. Evet. İki cümleyle şeyi söylersem, evet. Azerbaycan'dayken ben de Bakü'de işte kutlama nedeniyle davet edildiğimde Bakü'nün kurtuluşunu 19 Eylül tarihini kutlamak üzere davet edilmiştim. Hem akademide hem Harp Akademisi'nde konuşmalar yapmıştım. Orada da ifade ettiğim şeyler hep aynı noktaya geliyor. Bütün plan tek bir satırı belki oynamak sizin aynen uygulanan plan Petro'nun planı hocam. O kadar genç, o kadar aktif, o kadar zeki, o kadar akıllı bir hükümdar ki bu Minas dediğim herif ona gelip de imkanlarıyla işte bütün Ermeniler Hazar kıyılarında her türlü yardımı yapar. Oralara gelmeyi niye düşünmüyorsun falan dediğinde kafasında hep oluşturduğu bir şeyi fiilen uygulamaya koydu. Yaptığı şey demin söylediğim gibi sıcak sulara inmek. Başka türlü de inemeye şansı yok. Her tarafı Osmanlı Devleti tarafından uğur gibi çevrilmiş. İki elini açıyor hocam masaya. Generaller itiraz ediyorlar. Diyor ki Rusya'yı büyütmek istiyorsak sene 1706 bu babasını da ondan sonra kendi gelecek. Eğer Rusya'yı büyütmek istiyorsak denizlere çıkmamız şart. Çünkü işçi olarak kaydını yaptırıyor. Uzak doğuya gidiyor. Hollanda'nın sömürgelerini geziyor. Çımacı olarak yapıyor hocam bunu 22 yaşında. Dönüp tahta oturuyor babası öldüğü için. Görüyor orada uzak doğunun nasıl sömürüldüğünü, denizciliğin ne olduğunu, sömürgeciliğin ne olduğunu falan. Rusya'nın denizi yok. Dönüyor, Rusya'nın bir gram suyu yok. Rus dediğin adam denizi görmemiş. O zaman diyor, haritayı da getirdi. Kuzeyde ne var? İşte Baltık Denizi var. Kimin elinde? İsveçler. Kralla diyor, dövüşmek bizim kaderimiz. Madem Osmanlı'yla dövüşemiyorum diyor. Çünkü 6 milyon kilometre kare. Sarmışım her tabi. Kafkaslardan tut. Avrupalara kadar inmişim altına da. Zaten bir tokat atmaya kalktı. Hayatının hatasını yaptı. Prut Savaşı 1711. Felaket mağlup oldu. Devası erken davranmış olduğunu babasından biliyor. Zamanı gelince yapmaz. Güneye inmedim dedi. Paltova'ya gitti. 1706. Şarken'i yendi hocam. Baltığa çıktı. İlk defa deniz gördü. Ve adına Petrograd'ı kurdu. İşte Petrograd böyle kuruldu. Kendi evet. adına şehir. Sonra Stalingrad oldu şehir. Yetmedi. Bu kadar yetmez. Peki güneye de ineceğiz. İşte o zaman generaller itiraz ettiler. Osmanlı'nın nesini açacağız? Boğazları mı açacağız? Kafkaslardan mı ineceğiz? Ama nasıl ineceğiz? Açtı böyle. Dedi ki Osmanlı'yı hevla görüyorsunuz ya. Evet. Kollarını kesin bakayım o vücut dedi oynayabiliyor mu? Nasıl yani Çar Hazretleri? Sağ kolu dedi işte Balkanlar. Kim yaşıyor orada? Slavlar yaşıyor hocam. Yunanistan hariç herkes Slav. Büyük proje. Çok ama. Büyük proje. Ve dedi ki bu kolu keseceksiniz. Yani oradaki Bulgar'a diyeceksiniz ki sen bir Slav ırkı, ben de sana destek veririm. Niye sen isyan etmiyorsun ki Osmanlı'ya hep böyle yüzlerce yıldır burada yaşıyorsun? Bağımsızlığını alırsın. Ona on de, Yugoslav'a bunu de. Çekoslav'a Kuzey Slavları, Yugoslavya Güney Slavları, Bulgaristan, evet. Sırbistan, Karadağ bunlar hep o.
Bir tek Yunanistan Slav değil, o da Ortodoks. E bu da Ortodoks. Onu oradan vururuz dedi. Bir kolu kestik mi dedi. Evet. Öbür kola döndü hocam. Kafkasya'da kim oturuyor dedi. Bulamamışlar, keşfetmiyor. İşte bu il Ermenileri keşfetti. Dolayısıyla o Minas'ın sayesinde keşfettiği şey bu Ermeniler. Bunları dedi, toplayacaksınız. Kafkasya'da yerleştireceksiniz. Bizim topraklardan dedi bunlara toprak vereceksiniz. Gelecekler, taşınacaklar. Yapacağınız bir şey var. Erkeklerin tümünü harp akademilerine alacaksınız. Artı dedi, işte en güzel yaptığı kültürel iş, Ermeni, Rus, dil filolojisini açıyor hocam. 1725 sene. 300 sene öncesinden, hatırlıyor muyum? Dolayısıyla bu yakınlıklardan doğurduğu bir sonuçtur bu sonuç olarak yani demek istediğim. Ve bu bir dediğin dil filolojisi arkasından gelen ben ne? Petro'ya Osmanlı'nın nasıl mağlup edileceği konusunda gereken şeyi de verir. Bir de yazdığı vasiyet var orada. Onu belki başka zaman konuşalım. Evet, şu 25 maddeyi konuşmakta gerek var ve Osmanlı'yı Avcunun işi gibi bir gencecik bir padişah, imparator nasıl böyle bilebilir ve gidiş yolu tamamen doğruydu. Gidiş yolu tamamen doğruydu ve canımıza okudu yani sonuç olarak çıkarttığı şeyler. Çok teşekkür ederim her ikinize de. Bu Azerbaycan konusu benim özel ilgimi çeken bir konu, bir yer. O nedenle tabii ki ileride siyaset açısından Türkiye ile Azerbaycan arasında olumsuz bir takım gelişmeler olmasını istemediğimiz için çok iyi vakıf olmamız gerekiyor. Onların tarihine, sosyal durumuna, gelişmesine, bu birlikteliği sağlamamız için de dış dünyadaki Batı'nın ve Rusya'nın olumsuz bir takım tavır ve davranışları açısından çok iyi politikalar gerçekleştirmemiz gerekir diye düşünüyorum. Evet, evet, bir dahaki şeylerde karşılaşmak üzere. Sağ olun, tekrar var olun hocam. Evet. Şeref verdiniz. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Hoşçakalın. Hepinize teşekkür ediyorum.